hem Türkiye hem de Hristiyan dünyası için en büyük keşiflerden biri olarak geçen tarihi bazilika, İznik Gölü'nde yaşanan çekilmeyle beraber 2014 yılında keşfedildi. Yapılan araştırmalarda kilise olarak kullanıldığı ortaya çıkan bazilika için 2015 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Mustafa Şahin, 9 yıldır süren su altı ve su üstü çalışmaları anlattı. 2022 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazılar statüsüne geçerek su altı kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tapınak mıydı diye bir hipotez ortaya attık ve gördüğünüz gibi elde bulunan verilere göre tapınağı biz Oxford Üniversitesi'nden bir meslektaşımızla birlikte oturduk. Burada görmüş olduğunuz şekliyle ayağa kaldırdık. Bu mezarlar Bema duvarının daha sonraki bir tarihte yapıldığını gösteriyor. Mezarlarda bulmuş olduğumuz Valens ve Valentianus sikkeleri kilisenin 390'dan sonraki bir tarihte yapıldığını bize gösteriyor. Şahin, bazilikanın kullanıldığı tarihte bölgenin en büyük kiliselerinden biri olduğunu ve gölün yükselmesiyle terk edildiğini söyledi. Bu şeklindeki yapının bilinçli bir şekilde gömülerek terk edildiğini gösterdi. Peki bir yapı neden gömülerek terk edilir? Önemsendiği için gömülerek terk edilir. Ne zaman gömülerek terk edildi diye sorarsanız en son muhtemelen 1250'lerde terk edildi. 1250'lerde sular yükseldi ve artık kilise tam anlamıyla kullanılamaz hale geldi ve insanlar artık burayı terk ederek Koymesiz Kilisesi'ne taşındılar. İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı bilgilendirme toplantısında görsellerle anlatım yapan Profesör Doktor Mustafa Şahin, bazilikanın İznik ilçesinin Hristiyan dünyasında ne kadar çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Birinci konsil, birazdan yine vurgulayacağız, aslında Hristiyanlar açısından çok önemli bir toplantı. Çünkü bir anlamda Hristiyanlığın din olarak oluşturuldu, din olarak belirlendi ve dinin kurallarının ortaya konduğu bir toplantı. Ve bu toplantının en önemli özelliği Hristiyanlığın bütün mezhepleri tarafından kabul ediliyor. Konsil sarayının, yani birinci konsilin toplandığı Senato Sarayı'nın yeri tespit edilebilirse bu Hristiyanlar açısından çok önemli bir durum olacak ve bu yer bir anlamda Hristiyanlar açısından dünyada en önemli hacı merkezlerinden birisi haline gelir. Aslında İznik açısından büyük bir fırsat gelecek sene. İşte Sayın Kaymakamımız da burada. Bunu iyi değerlendirebilirsek 1700. yılın İznik turizmi için, Bursa turizmi için ve daha da önemlisi ülkemiz turizmi için çok önemli bir fırsat yakalarız.